Efendim herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın son Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yazmış olduğu bir santim bile geri adım yok başlıklı, İngilizcesi farklı bir şey ama ben öyle çeviriyorum. Kitabın Türkiye'yi ilgilendiren üçüncü ayağını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Esasında bu ayak direkt olarak Türkiye'yi çok fazla ilgilendirmese de Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı seviyesine kadar yükselmiş bir siyaset adamının beyin kimyasını nasıl efti püften bir şekilde şekillendiğini göstermesi bakımından önemli. Bu adamların ipiyle değil kuyuya hiçbir yere gidilmez. İpi de bırakın. Bunlar böyle adamlar. Bunlar felaket. Konumuz Cemal Khashoggi cinayeti. Biliyorsunuz 2 Ekim 2018 günü Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide ve kadim kenti İstanbul'un bir semtinde bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında muhalif gazeteci Cemal Khashoggi tuzağa düşürüldü, öldürüldü, parçalandı, eritildi. Bunu iki uçakla Türkiye'ye gelmiş bir infaz timi yaptı. 20-25 kişi, belki de 30 kişiydiler. Özel olarak gelmişlerdi. Girişleri vardı, havalimanından girişleri vardı. Kalışları vardı otellerde ve kaçışları vardı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kabile devlet olmadığını biz herkese o dönemde bir gün içinde gösterdik. Sağ olsun Milli İstihbarat Teşkilatımız çıktı dedi ki kardeşim siz Cemal Khashoggi'yi korkunç bir cinayetle öldürdünüz, yok ettiniz. Cesedi bile yok. Öyle yok efendim biz yapmadık, şak ses kaydı çıktı. Sustular. Ya İstanbul Başkonsolosluğu'nda adam öldürüyorsun. Bu kadar net. Bu benim egemenlik haklarıma açık ve tecavüzdür ve saldırıdır aynı zamanda. Seni devlet olarak tanımıyorum diye. Tabii Türkiye'nin çok yerinde yakaladığı bu cinayetin detayları, CIA'nin o dönemdeki kadın başkanı geldi, ona verdik, inceledi, izledi, sesleri dinledi falan. Bir CIA raporuna dönüşünce ortalık karıştı. Ve o gün itibariyle bu cinayetin azmettiricisi olduğu CIA raporuyla da belirlenmiş olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Türkiye ile olan ilişkilerini dondurdu. Türk mallarına büyük bir boykot planladı ve gerçekleştirdi. Ta ki işte geçen yıl benim karşı çıktığım bir süreçte tamamen ekonomik nedenlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine elini uzatmasına kadar döndürmediği Türkiye karşıtı hikaye kalmadı. Esasında Muhammed Bin Selman ve onun kankası olarak kabul edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki Muhammed Bin Zayed Türk istihbaratı tarafından da gayet iyi belirlendiği bir biçimde 15 Temmuz 2016 emperyalist saldırısının da ana aktörlerinden ikisiydi. Bu kadar net. Şimdi bu Mike Pompeo o dönemde tabii Dışişleri Bakanı 2018'de. Ve bakın neler diyor. Medya Khashoggi'dan bir Bob Woodward yaratmaya çalıştı. Bob Woodward Amerika Birleşik Devletleri'nin duayen bir gazetecisi. Meşhur Richard Nixon'ı başkanlıktan eden, istifaya zorlayan Watergate skandalının yaratıcısı kalem. Medya Khashoggi'dan bir Bob Woodward yaratmaya çalıştı. Söylenen krallığı kahramanca eleştirdiği için bedel ödediği yönündeydi, aşağılıyor. Gerçekte Khashoggi, Suudi Arabistan krallık makamı için verilen mücadelede kaybeden tarafta yer almış bir aktivistti ve sürgüne gönderilmiş olmaktan hiç memnun değildi. Muhammed Bin Selman'ın bu cinayeti emrettiğine ilişkin sıfır istihbarat vardı. Emretmiş olsaydı bile dünyanın hukuksuz bir bölgesinde yaşanılan
sıradan, rutin olaylardan ibaretti. Öldürülmeyi hak etmemişti ama Müslüman kardeşleriyle geçmişinin de aydınlatılması önemliydi gibi Cemal Kaşıkçı'yı aşağılayan, öldürülmesini de Orta Doğu politikaları çerçevesinde son derecede normal ve rutin bir vaka seviyesine düşüren bir beyin kimyasıyla karşı karşıyayız. Yani öldürülen gazeteci Suudi Arabistan kökenli bir Washington Post yazarı olduğu zaman Mike Pompeo'ya göre ve bunun öldüreni de Muhammed Bin Selman ise bu normal bir cinayet. Ona göre öyle. Normal görüyor bu cinayet. Rutin. Diyor, orada öyle oluyor zaten. Ya ne önerdi oluyor? Bir defa adam Washington Post yazıyor ya. Senin ülkenin en kıdemli gazetesinde yazan bir adam. Ayrıca gazetecilik yapıyor. Diyor ki bu cinayeti sol siyaset Amerika-Suudi ilişkisini baltalamak için kullandı diyor. Ya senin Amerikan-Suudi ilişkisini baltalamak için sol siyasetin özel bir çaba göstermesine gerek yok ki. Cinayeti azmettirmiş adam ortadaysa ne yapsın yani? Sussun mu millet? Ya ilişkiler bozulacak. Ben sustum mu ya? Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın parasına daha çok ihtiyacı var herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nden. Benim gibi bir gazeteci sustu mu? Gazeteci böyle bir adam zaten. Yani böyle bir adamız biz. Biz devlet adamı falan değiliz kardeşim. Oradaki de öyle, Amerika'daki de öyle. O da devlet adamı değil. Burada önemli olan hakikati anlatmak. Hakikat nerede? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin rutin bir işlem olduğunu belirterek dönemin başkanı Donald Trump'ı şuna ikna etmiş. Sakın Muhammed Bin Selman'ı cezalandırmaya falan kalkma. Biz işimize bakalım demiş. Biz işimize biziniziz biziniz. Ha, şimdi bu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin demokratik duruşunun veyahut insan hakları falan filan raporlarının ne kadar pespaye belgeler olduğunu gösteren çok önemli bir kriter. Sen her yıl insan hakları raporu yayınla, her yıl bilmem ne yap, her yıl Türkiye'ye hiç olmadık laflar et o raporlarda ama senin Dışişleri Bakanı'nın bir gazetecinin parçalanarak öldürülmesini, üstelik de bir konsolosluk binasının içinde öldürülmesini Orta Doğu'nun rutin hareketleri diye kabul etsin. Olacak bir şey değil. Washington Post CEO'su ve genel yayın müdürü Fred Ryan bugün müthiş bir açıklama yaptı. Dedi ki, sizin de dedi bir dönem direktörlüğünü yaptığınız Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı bu cinayetin azmettiricisinin Muhammed Bin Selman olduğunu karara bağlamıştır. Cemal Kaşıkçı bir aktivist değil, bir gazeteciydi ve özgürlük ve demokrasi için gereken bütün her şeyi yapmaya çalışan bir şahsiyetti. Kahraman bir insanın şerefiyle oynayarak büyük bir ayıba imza attınız dedi Mike Pompeo'ya. Gerçekten adama diyor ki ya esasında diyor bir aktivisti ve bu aktivist olunca da demek insanlar öldürülebiliyormuş Mike Pompeo'ya göre. Böyle bir durum, böyle bir beyin kimyasından kimseye bir fayda gelmez. Nitekim Türkiye'ye o 3 yıl boyunca hiçbir faydası olmadı. Adam tipik bir Türkiye düşmanı olarak görev yaptı ve öyle de gitti. Anca gider. Hoşça kalın.